Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğum hemen kutusunun yanında görmüş olduğunuz Huawei FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık. Beni takip edenler bilir uzun zamandır Huawei markasının ürünlerini kanalımda ve farklı çalıştığım yerlerde inceliyorum ve özelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Son dönemde bana fazla ürün gelmese de yine geldiği zaman bu tarz ürünlerle ilgili deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde daha böyle giriş seviyesi model olarak tanımlayabileceğimiz bir başka Huawei kulaklığını da yine bu kanalda sizlerle birlikte incelemiştik. Birinci ve ikinci sürümün de test etme imkanı bulduğum daha önceki yıllarda FreeBuds Pro'nun şimdi 3. sürümü geldi. Tasarım anlamında ve özellik anlamında belli noktalarda özelleştirmeler yapılmış. Hem onlara biraz değineceğim hem de kulaklığın özelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Cihazın arka tarafında sanki ön tarafıymış gibi görünüyor ama bir Huawei yazısı var ama bu aslında arka tarafta bulunuyor. Bu yüzey arkadaşlar kablosuz şarj imkanı sunduğu için böyle bir hem parlak tasarlanmış hem de üzerinde bir Huawei logosu var. Ama arka tarafta aslında yani kapağı açtığımız zaman bu kısım arka tarafta kalmış oluyor. Cihazın ön tarafında, ön kapağın açıldığı tarafta bulunan küçük bir LED lambamız var. Bu LED lamba, bunları detaylı size göstereceğim. İşte şarj olurken ya da cihazın durumuyla ilgili bize bilgileri vermiş oluyor. Alt kısmı çevirdiğimizde ise arkadaşlar bir tane tip C bağlantı yuvası ve 3 tane de delik bulunuyor. Bunlar muhtemelen havalandırma delikleri. Cihazın işte pili vesairesi var malum. Onun için içeride bir hava sirkülasyonu gerekiyor. Bunun için gerekli. Bunun dışında oldukça güzel ve şık bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Elips şeklinde bir kutumuz var. Ve bu kutunun menteşesi de böyle çok güzel tasarlanmış. İçeri doğru ve gizli bir menteşe var. O yüzden kapak böyle hani çok güzel açılıyor ve içindeki kulaklıkları da çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Kulaklıklar aslında önceki sürüme fazlasıyla benziyor. Pro 2 sürümüne. Çok uzun olmayan, çok da kısa da olmayan bir sap kısmında sahipler. Bu sap kısmının yanlarında dokunmatik yüzeyler ve aynı zamanda işte tıklanabilir, aslında sıkıştırma yapıyorsunuz. Tıklanabilir yüzeyler de bulunuyor. Silikon kulakçıklar var. Yani kulaklığın uç kısmında silikon parçalar var. Bu kulakçıklarla ilgili küçük bir detay var. Normalde kutudan 3 tane çıkar biliyorsunuz. Bir tanesi üzerindedir. Bir tanesi büyük, bir tanesi de küçük olur. Yani toplamda 3 tanedir. Bunda toplamda 4 tane var. Bir de çok küçük olan bir versiyonu da var arkadaşlar. Bunun dışında dış görünümle ilgili söyleyeceğim bir şey. Kutudan bir de minik bir USB kablosu çıkıyor. Cihazı şarj etmek için kullanıyorsunuz ama standart bir tip C olduğu için herhangi bir kabloyu da şarj edebilirsiniz. Bunu da altını özellikle çizmiş olayım. Bu genel görünümden sonra kulaklığın biraz da teknik özelliklerine göz atayım. 11 mm dinamik çift sürücü bulunuyor kulaklıkta. ANC desteği var. Çift cihazla bağlantı kurabiliyor. Kulaklıkların her birinde 55, kutuda ise 510 mAh kapasitesinde bir pil yer alıyor. 31 saatlik de pil ömrü var ANC kapalıyken. Dokunmatik kontroller var. Farklı ses kodeklerini destekliyor. Bunların detaylarını birazdan söyleyeceğim. IP54 suya ve toza dayanıklılık. Üçlü uyarlanabilir equalizer'ımız var. Beyaz seramik, yeşil ve buz grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Kulaklığın fiyatı ise 4999 TL. Gelelim Huawei FreeBuds Pro 3'ün kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa zaten kulaklık kutusunu açtığınız andan itibaren otomatik olarak tanıyor. Burada bir sorun yok. Hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kulaklığı verimli kullanabilmek için benzerlerinde olduğu gibi ki bunlar biliyorsunuz profesyonel ürünler. Özel bir yazılım gerekiyor. Huawei'nin bu alandaki yazılımın ismi AI Life. Bu yazılımı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor ancak burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa zaten yüklemeniz sorun değil. App Gallery'den yüklüyorsunuz. Ama yoksa öncelikle Huawei App Gallery'yi telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Herhangi bir Android telefon kullanıyorsanız. Bunun için de haricen indirmeniz gerekiyor bir APK olarak Huawei'nin kendi web sayfasından. Daha sonra Huawei App Gallery içinden Huawei AI Life uygulamasını telefonunuza yüklüyorsunuz. Birazcık meşakkatli bir süreç çünkü gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Hani dışarıdan APK yüklemek için izin almanız gerekiyor malum. Google Play dışında bir yerden uygulama yükleyeceksiniz. Bu da birazcık bazıları için sıkıntı olabilir. Bu konuda altını özellikle çizeyim. iOS uyumlu olduğunu söylemiştim. iOS'ta herhangi bir sorun yok. Onu direkt yükleyebiliyorsunuz ama Android'de böyle bir çetrefilli bir yol izlemeniz lazım. O da birazcık yorabilir bazılarını. Bunu da peşinen söylemiş olayım. Yeri gelmişken uygulamadan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi uygulamayı yükledim ben. Samsung marka telefonu yükledim. Ben AI Life uygulamasını hem Samsung S23 hem de Huawei P40 Pro'ya yükledim. Şu anda ekran görüntüsünü Samsung Galaxy S23'ten alıyorum. Uygulamaya girdiğimiz zaman aslında klasik bir menü bizleri karşılıyor. Pil durumlarını görebiliyoruz. Bu bağlantı merkezi gibi ayarlarımız var. Ses tarafında gürültü kontrolü 3 farklı ayarımız mevcut. Gürültü engelleme, kapalı ve dış farkındalık olmak üzere. Gürültü engellemeyi görmek için de kulaklığı şöyle kulağıma takmam gerekiyor. Kulaklığımızı takalım. Şimdi taktım kulaklığı ve gördüğünüz gibi burada dış farkındalık açık kapalıyı açıyoruz ya da gürültü engellemeyi açıyoruz. Burada gürültü engellemenin farklı modlarını da görüyoruz. Dinamik, sıcak, genel ve süper olmak üzere. İsterseniz burada çok gürültüyse süperi, eğer hafif bir gürültülü yer varsa
sıcağı açabilirsiniz. Ayrıca cihaz kendisi belirlesin isterseniz dinamikte tutabiliyorsunuz. Bunun dışında ses efektleri var. Aslında bunlar equalizer gibi düşünülebilir. Varsayılan basları yükselt, tizleri yükselt, sesler, senfoni, hi-fi life ve kendi ayarınız yapabildiğiniz bölüm. Onu da şuradan yapıyorsunuz. Şuradaki artıya basınca burada bayağı böyle istediğiniz gibi işte ses ayarlarını oynayabileceğiniz bir grafik equalizer çıkıyor. Buradan da bunu kaydettiğiniz zaman bir isim verip otomatik olarak buraya gelmiş oluyor. Bakın burada iki tane var. Benim daha önce kaydettiğim bir tane vardı. Bu da bu şekilde bir menümüz var. Daha sonra ses kalitesi var. Burada arkadaşlar LIDAC ve Huawei'nin kendi özel bir formatı var. O olmak üzere iki farklı formatta. Hani burada isterseniz bağlantı kalitesini öncelik veriyorsunuz, istiyorsanız ses kalitesini. Bunların ayarlarını da buradan ayarlayabiliyoruz. Hareketler menüsünde ise kulaklığın işte az önce bahsetmiştim. Çeşitli hareketler yapabiliyorsunuz. Sıkıştırma, sıkıştırma, basıl tut ve kaydır. İşte bir kez, iki kez sıkıştır, üç kez sıkıştır. Bunları istediğinizi atayabiliyorsunuz. Daha doğrusu burada bazı seçenekler var. Onlar için mesela burada bir şey atayamıyorsunuz. İsterseniz hiçbirini atamış oluyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda sıkıştır ve basılı buralarda da bir ufak tefek ayarlar yapabiliyorsunuz. Şu açık olsun, bu açık olsun. Mesela sol kulaklığı sıkıp basılı tuttuğunuzda şu olsun, bu olsun gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarda uç uyum testi diye bir özellik de var. Burada kulaklığın farklı uçları olduğunu söylemiştim. 4 tane uç çıkıyor demiştim ve bu uçları arkadaşlar kulağınıza uygun mu değil mi? Yani şu an takılı mesela benimkinde orta olan takılı. Orta olan doğru mu değil mi? Buradan bir test ediyorsunuz. Ona göre size diyor ki evet doğru diyor. İşte ses kalitesi için bunu takmanız daha doğru diyor veya işte değil diyor. Şunu takın, bunu takın gibi sizlere yönergelerde bulunabiliyor. Güncelleme yapıyorsunuz diye söylemiştim ve bazı ayarları da buradan ayarlıyorsunuz. Giyimi algılama var. Yani bir müzik çalarken veya film izlerken kulaklığı çıkardığınız anda o anki müzik ya da film duruyor. Taktığınızda tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bir de düşük ses gecikmesi var. Yine o ayarı da buradan aktif edebiliyorsunuz. Oyunlarda özellikle hani Bluetooth'tan kaynaklanan gecikmeyi minimize etmek için getirilmiş bir ayar. Bunu da burada ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Gelelim kulaklığın kulağımdaki duruşuna. Şu anda görüyorsunuz benim kulaklığım çok küçük değil, çok büyük de değil. Ve rahat bir şekilde oturuyor. Ve herhangi bir şekilde hani şöyle yaptığım zaman da bakın yapıyorum. Herhangi bir şekilde kulağımdan düşme vesaire yok. Yani spor yaparken kullanılabilir mi sorusunu aslında yanıt vermek için bu hareketleri yapıyorum size. Spor yaparken de gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten IP54 suya ve toza dayanıklılık özelliği var. Su sıçramasına dayanıklı anlamına geliyor. Bu suyun altında kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Su sıçraması da şu oluyor. Hani terlediğiniz kulağınızdan işte oraya bir damladığı kulaklığın üzerine vesaire herhangi bir sorun olmayacağı anlamına geliyor. Kulaklığın bazı farklı özellikleri de var. Yakın eşleşme. Bunu az önce söylemiştim aslında. Huawei bir telefon varsa etrafta kapağını açtığınız andan itibaren onun ekranında zaten görülüyor. İşte şu modelle bağlanayım mı diye. Aslında bu birçok Huawei markası ekosistem ürünlerinde de olan bir özellik. Bu modelde de var. Eğer etrafta güncel bir Huawei telefon varsa bu kulaklığın kapağını açtığında eşleştirme talebinde de bulunabiliyorsunuz. Yani kendi telefonunuzda bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca iki tane Huawei FreeBuds Pro 3'ü tek bir telefona bağlayıp ortaklaşa müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ek olarak iki farklı cihaza da bağlayabiliyorsunuz. Örneğin tabletiniz var, telefonunuz var. Aynı anda iki cihaza da bağlı oluyor. Yani birinde müzik dinlerken mesela diyelim ki tabletten müzik dinliyorsunuz. Telefon çaldı. Hemen oraya geçebiliyorsunuz. Müziği kapatıp tabii ki otomatik olarak kesiyor. Öbür tarafa geçmiş oluyor. Böyle bir özelliğinde olduğunu söylemiş olayım. Gelelim ses kalitesine. Şimdi ben ses kalitesini beğendim. Tabii bunu size aktarmam o kadar kolay değil. Özellikle müzik tarafındaki ses kalitesini çok beğendim. Dedim ki önceki sürümleri de beğenmiştim ve Huawei bu konuda gerçekten iyi bir sonuç veriyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kulaklığı kullanarak kaydettiğim bir videoyu izleyelim. Akabinde bir telefon görüşmesi de izleyeceğiz. Ondan sonra da incelememiz devam edecek. Şu an dinlemekte olduğunuz ses kaydını Huawei FreeBuds Pro 3 kulaklık üzerinden telefon görüşmesi sayesinde kayıt ediyorum arkadaşlar. Oldukça sessiz bir ortamdayım ama şu anda parmak şıklatacağım. Parmağımı şıklatıyorum. Sessiz ne kadar size geliyor bilmiyorum ama bu şekilde bir ses kaydı ve ses kalitesi olacak. Eğer siz de bu kulaklıkla telefon görüşmesi yaptığınızda böyle bir kaliteye ulaşmış olacaksınız. İncelemenin içinde söylemiştim arkadaşlar. Bu kulaklığın telefon görüşmelerinde de gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu arkadaşlar Huawei FreeBuds Pro 3 kulaklık üzerinden kayıt ediyorum. Bu işlem için arkadaşlar Samsung Galaxy S23 cep telefonunu kullanıyorum. Kamera modunda Pro modunu aktif ederseniz eğer bir kulaklığınız varsa bu şekilde bir kulaklığınız. Mikrofon olarak da o kulaklığın mikrofonlarını video kayıt sırasında kullanabiliyorsunuz. İşte bakın buradan şu an ses gelmiyor. Ama bu taraftan geliyor. Evet gördüğünüz gibi
Ses kalitesi de 3 aşağı 5 yukarı. Eğer böyle bir telefonunuz ya da böyle bir özelliği olan bir kameranız vesaireniz varsa, mesela GoPro 1'e 12'de de böyle bir özellik var. İstediğiniz herhangi bir Bluetooth cihazı mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Alacağınız ses kalitesi de bu şekilde olacak. Biraz gürültü yapayım. Bakalım bu gürültüler ne kadar çıkacak. Şöyle bir el ışıklatıyorum. Tabii burası kapalı bir ortam. Burada çok fazla ses çıkmayacaktır. Gürültü olmadığı için. Siz de o dış gürültüleri duymuyorsunuz ama böyle bir gürültü yapıyorum ben. Sanal bir gürültü yapıyorum şu anda. Ne kadar geldiğinde siz karar verirsiniz artık. Telefon görüşmesini izlediğiniz telefon görüşmeleri içinde gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bir önceki sürüme göre bu özellik de geliştirilmiş durumda. Telefon görüşmelerinde daha az gürültülü sesler duyuyorsunuz ve etraftaki sesleri minimize ederek sizi konuşmaya odaklayan bir teknolojiye sahip bu kulaklık. Gelelim pil meselesine. 31 saatlik bir pil ömrü var demiştik ANC kapalıyken. ANC'yi açtığımız zaman bu süre 22 saate düşüyor. Bence yeterli. Çok rahat bir şekilde sizi bir haftaya yakın idare edebileceği anlamına geliyor. Yani bir haftalık sürede yeterlidir. Zaten kutusu da hem kablolu hem kablosuz şarj olabiliyor. Bende güzel bir özellik. Bu kablosuz olması çok güzel. Bir tane kablosuz Xiaomi pediniz varsa üzerine koyduğun zaman hemen şarj olmaya başlıyor. Bu da önemli ve güzel detaylardan bir tanesi. Şimdi ben tabloyu hazırlamayı seviyorum biliyorsunuz. Ve Huawei FreeBuds Pro 2 ile Pro 3 arasındaki farklılıkları gösterdim. Bir tablo hazırladım şu anda ekranda, onu görüyorsunuz. Aslında çok da böyle inanılmaz bir değişiklik yok. ANC 3.0 gelmiş. Akıllı ANC demiş buna Huawei. Ve daha önceki sürümde 47 desibele kadar demiş ama burada bir herhangi bir desibel değeri vermemişler. %50 daha iyi demişler. Öyle bir durum bize var. Pil ömrü bir parça yükselmiş. Yani 1 saatlik bir artış söz konusu. Bluetooth teknolojisiyle ilgili bilgiyi hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. 5.3'tür diye tahmin ediyorum ama bir önceki sürüm 5.2 idi. Muhtemelen bu da 5.3 olabilir diye tahmin ediyorum. Ama kesin bir bilgi bulamadım. Aramadım, taramadım. İnternette yer kalmadı. Kimse bundan bahsetmemiş. Huawei zaten açıklamamış hangi Bluetooth teknolojisini kullandığını. Pil kapasitesi 580'den 510'a düşmüş kutunun. Kulaklıkların ise aynı kalmış. Renk seçenekleri biraz değişmiş. Ayrıca L2 HC2.0 desteği gelmiş. Önceki sürümde bu yok arkadaşlar. Bunun dışında giyme algılama, equalizer, Android ve iOS uyumu aynı şekilde duruyor. Ek olarak önemli bir değişiklik ise XS kulak ucunun gelmiş olması. Bu da kulakları küçük olanlar için güzel bir detay. Fiyat olarak baktığımızda ise önceki sürümle bu sürüm arasında yaklaşık olarak 1800 TL'lik bir fiyat farkı var. Piyasada Pro 2 sürümünü 3199 TL civarında bir fiyattan bulabiliyorsunuz. Pro 3 ise 4999 TL. Değer mi değmez mi biraz ne beklediğinize bağlı ama bence Pro 2 bile hala alınabilecek kadar güzel bir kulaklık. Gelelim fiyatla ilgili yorumuma. 4999 TL'lik bir fiyatı var. Özelliklerine göre ve fonksiyonlarına göre değerlendirdiğimde bence makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim ama karşılaştırma da söyledim. Belli fonksiyonlar benim için önemli değil derseniz bir önceki sürümde alınıp kullanılabilir. O kadar kaliteli ve güzel bir kulaklık olmuş Huawei FreeBuds Pro 3. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds Pro 3'ün özelliklerini anlatmaya çalıştım ve bana yaşattığı deneyimle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince de hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olun. Kanala abone olarak bana destek olsun. Çok mutlu olurum. Herhangi bir üyelik ücreti yok. Ben de katıl üyeliğim aktif ettim. Ama katıl üyeliğini sadece ve sadece sorulara hızlı yanıt almak isteyenler için aktif ettim. Ya da bana destek olmak isteyenler için aktif ettim. Bunun dışında abone olduğunuzda bana bir para ödemeniz gerekmiyor. Herhangi bir şekilde sizden ücret istemiyorum. Sadece ve sadece abone olup bana destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.